kitabınızdaki uygulama 71'i yapıyoruz şimdi de. Resimdeki ölçülere göre hemen çizmeye başlayalım. Bu resmi iki boyutlu çizim olarak çizip Extrude komutuyla uzatalım. İki boyutlu görünüşünü çizmek için Polyline komutunu kullanabiliriz. Eğer Polyline değil de Line komutuyla iki boyutlu çizimi yaparsak, o zaman Polyline Edit komutunun Join seçeneğini kullanmamız gerekir. Polyline komutunu çalıştıralım. Resimdeki ölçülere göre sağa doğru 75 boyunda bir çizgi çizelim. Bu esnada Ortho modu açık olmalıdır. Yukarı doğru 45 çizelim. Sola doğru 30 çizelim. Ve aşağı doğru 20 çiziyoruz. Sola doğru 75'ten 30 çıkarırsak 45 ilerliyoruz. Ve burayı ilk noktayla birleştiriyoruz. Komutu bitirmek için Enter tuşuna basalım. Şimdi Extrude komutuyla bu iki boyutlu çizimi uzatarak 3 boyutlu hale getirelim. Çizimi daha rahat görebilmek için View komutlarından birini çalıştırarak 3 boyutlu olarak bu çizimimize bakalım. Şimdi Extrude komutunu çalıştırıp bu iki boyutlu şeklimizi seçiyoruz ve Enter tuşuna basıyoruz. Resimdeki ölçülere göre bunu 30 birim uzatmamız lazım. Klavyeden 30 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Konik açısı soruluyor. 0'ı kabul etmek için Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi Extrude komutuyla 3 boyutlu çizimimizi uzatarak bu katı modelimizi oluşturduk. Şimdi de uygulama 72 yapalım. Bunun için Erase komutuyla çizdiğimiz bu katı modeli önce silelim. Bu uygulamayı da 3 boyutlu olarak bakarken çizelim. Yine Polyline komutunu kullanabiliriz. Bu komutu çalıştıralım. X80'i yönünde 85 çiziyoruz. Y ekseni yönünde 40 çiziyoruz. X'in ters yönünde 30. Y'nin ters yönünde 20. X'in ters yönünde yine 25. Y yönünde 20. Ve X'in ters yönünde 30. Son olarak ilk başladığımız yeri yakalayıp çiziyoruz. Komuttan çıkmak için Enter tuşuna basalım. Şimdi Extrude komutuyla bunu verilen ölçü kadar uzatalım. Extrude komutunu çalıştıralım. Ve bu iki boyutlu kapalı objemizi seçelim. Başka obje olmadığı için Enter tuşuna basalım. Uzatacağımız miktar soruluyor. Resimdeki ölçülere göre 40 birim uzatmamız lazım. Klavyeden 40 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Koniklik açısını 0 kabul etmek için Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi bu katı modelimiz de bu şekilde çizilmiş oldu. Arkadaki yüzeylerin görünmesini istemiyorsak View menüsünden Hide komutunu çalıştırabiliriz.